Merhabalar. Bu videoda GAN teknik çizim eğitimini aldıktan sonra bizi neler bekliyor, eğitim içeriği neler ve eğitimi satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar, web siteye girdiğimizde web site adresimiz neydi? www.fxmatik.com.tr. Girdikten sonra e-posta adresimizde kullanıcı kaydımızı oluşturuyoruz. Ve tüm bilgilerimizin eksiksiz ve doğru olması gerekiyor. Çünkü bir gün ya da iki gün sonra e-posta adresinize e-fatura geliyor. E-faturanın gelebilmesi için, e-faturanın doğru bir şekilde iletilebilmesi için TC numaranız, adresiniz, e-postanız ve telefon numaranızın doğru olması gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar, benim panelime mail olarak düştükten sonra ben sizin derslerinizi hazırlıyorum ve size özel açılan portaldan eğitimlerinizi istediğiniz zaman, istediğiniz kadar ömür boyu ulaşabiliyorsunuz. Peki, eğitim içeriği neler? Arkadaşlar, öncelikle biliyorsunuz ki GAN teknik çizim eğitim içerisindeki tüm öğrettiğim kurallar, tüm döngüler ve box modellemesi tamamen bana ait. GAN hiçbir zaman fan şöyle çizilir, fan bu kurallarla sabitlenir demedi. Bunlar tamamen benim oluşturduğum, yıllar içerisinde oluşturduğum fiyat modellemesi. Birinci derste GAN fan çiziyoruz. GAN fan çizerken nasıl sabitliyoruz? Dip nasıl sabitlenir? Tepe nasıl sabitlenir? Hangi tarihlerle sabitlenir? Bunları anlatmaya çalışıyorum. Peki bunları yapınca, yani GAN fan çizince trader mi oluyorum? Hayır arkadaşım. Tüm bu dersleri izlerken video izlemek, ders izlemek bizi trader yapmıyor. Her dersin sonrasında ödev veriyorum. Yani GAN fan çizdikten sonra diyorum ki arkadaşım, şimdi bunu ödev olarak bana farklı bir enstrümanda gönder. Siz de yine WhatsApp üzerinden bana gönderiyorsunuz. İşte bu yüzden telefon numarası doğru olması gerekir. E-postayı artık çok fazla kullanmıyorum. Birincil iletişim yöntemimiz olan WhatsApp'ı kullanıyoruz. Sonrasında ben size sesli mesajla, bak arkadaşım burası doğru olmuş, burayı yanlış çizmişsin gibi dönütler veriyorum. Bazen sesli mesajla, bazen de yazarak söylüyorum. Yoğunluğuma bağlı olarak. İkinci ders, GAN fanın üzerine bir iki kural daha ekliyoruz. Ve elle çizdiğimiz fiyat modellemesinin kurallarını bitiriyoruz. Peki, üçüncü ders, asıl dersimizin omurgası 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Buralarda 52 box, 144 box, 36 box ve 9 box kutu algoritmamı anlatıyorum. Ve her dersin sonrasında yine ödev veriyorum. Yine bu ödevleri bana gönderiyorsunuz. Ben de arkadaşım burası böyle olmuş, burası şöyle olmuş. Tamam, burası şimdilik iyi ama bak şurada şunu yanlış yapmışsın gibi dönükler veriyorum. Bu arada her ayın kendi WhatsApp sınıfı oluyor. WhatsApp sınıfı içerisinde de aynı anda aynı şekilde başlayan, aynı şeyi öğrenen bir küçük topluluk oluşuyor. Genellikle 20 kişi geçmiyor. Ve böylelikle arkadaşlarımız kendi aralarında da şablonlarını birbirlerine gösteriyorlar. Ve işte ben buradan işleme gireceğim, burada stop olacağım gibi yazışmalar oluşmaya başlıyor. Böylelikle aslında küçük bir toplulukla birlikte öğrenme o topluluk çerçevesinde de devam etmiş oluyor. Sonrasındaki süreçte arkadaşlar, çizdim, öğrendim, uyguladım demoda en azından. Bunlar bizi trader yapıyor mu? Hayır. Bir mentorun olması gerekir arkadaşlar. Öğrenme davranış değişikliği demektir. Ve biz bu davranış değişikliğini gerçekten öğrendiğimiz kurallar çerçevesinde uygulayabiliyor muyuz? Bunu görmemiz gerekir. Peki bizi trader eden öğrenmek ve gerçekten kuralları uygulayabilmek mi? Hayır. Bizi trader yapan analitik olarak düşünebilmek arkadaşlar. Ne demek analitik olarak düşünebilmek? Yine bizim sektörden örnek verelim. Büyük trendi görüyor muyum? Küçük trendi görüyor muyum? Şu andaki küçük trend bir destek tepkisi mi? Şu anda ana akım çerçevesinde bir akım mı var? Şu anda ana akımın tersi yönünde bir akım mı var? Yoksa şu anda mumlar sığlaşıyor mu? Yani
teknik olarak okuyabilmemiz gerekiyor ekranı. Ve teknik olarak okuyabildikten sonra işlem planları oluşturabilmemiz gerekiyor. Ne demek bu işlem planları? Normalde şunu düşünürüz. Evet, ben alış işlemi giriyorum. Stop loss'um 1 birim, take profit'im 1 birim, ikili take profit'im yine 1 birim. Bu stabil bakış açısı bizi trader yapmaz. Bu stabil bakış açısıyla gelen sinyaller de bizi trader yapmaz. Peki bizi ne trader yapar? İkinci planımda stop olursam şu şunlar var. Üçüncü planımda kârda kalırsam kârda kademeyi şuraya kadar ilerletirim. Ve gün içerisinde işte şuradaki ana direnç noktamdan çıkarım. Bunları düşünebilmek, iki olasılıklı, üç olasılıklı düşünebilmek bizi trader yapar. Zaten beni Twitter'dan arkadaşlarımın yaptığı kârları izliyorsanız şunu görürsünüz. 30 dolar zarardadır, 100 dolar kârdadır. Çünkü hiç kimse 5 dakika sonrasındaki trendin değişimini bilemez. Biz en doğru yerde işleme girmeye çalışmıyoruz arkadaşlar. Biz ilk önce aynı bir satranç oyununda piyonu ileri çeker gibi ilk önce bir yokluyoruz. Gerçekten trend değişimi mi? Ve bunu yaparken de GAN Teknik Çizim Eğitimindeki 36 bucks, 9 bucks, ana trendim 52, ara trendim 144, ikinci, üçüncü oyun planım nereler? Bunları da düşünerek pozisyonlar açıyoruz. Ve böylelikle aslında tahminimizle işleme girmiyoruz. Oyun planımızla işleme girip bu oyun planı çerçevesinde piyasa ne yöne ilerlerse ilerlesin hiç fark etmez. Gerektiği yerde stop olup, gerektiği yerde kâra geçip, hatta bir üst seviye gerektiği yerde stresli, riskli işlemler alıp kademeler ekliyoruz. İşte bizi trader yapan, ikinci, üçüncü, hatta dördüncü seviye trader yapan işte bu özelliklerimiz. Peki ben bu süreç içerisinde ne yapıyorum? WhatsApp'ta ödevleri göndermiştiniz. İlk baş 5. ve 6. dersimiz bittikten sonra 2 hafta boyunca demo hesapta işlemler yapıyoruz. Ve bana her cuma kapanışında demo hesap işlem özetlerinizi gönderiyorsunuz. Ben de bak arkadaşım burası şansa kar olmuş. Bak arkadaşım burası doğru yerde kar yapmışsın. Bak arkadaşım burada şu eksiğim var diyerek geri dönütler sağlıyorum. Ve bu geri dönütler çerçevesinde her hafta bir önceki haftanın eksiğini görerek doğru yerde daha doğru trade ederek ve kendi trader kimliğini keşfederek trader olmuş oluyorsun. Arkadaşım, her arkadaşımın kendi trader kimliği var. Çünkü her arkadaşımın kendi yaşam tarzı var. Her arkadaşımın farklı mesleği var. Her arkadaşımın kendi karakteristik özellikleri var. Bir mentor olarak ben burada senin kendi trader kimliğini zaman içerisinde görebilmeni ve başarılı bir şekilde kendi hayat tarzın içerisinde trade edebilmeni sağlıyorum. Özetle bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Yani önemli olan videoyu izlemek, demo hesaplı işlemleri açmak değil. Önemli olan gerçek hesaba geçtiğimizde o 100 doları 0.01 mikrolotlarla 1000 dolara kadar getirebilmek, 2000 dolara kadar getirebilmek ve payderpay kar çekimleri yapabilmek. Bunu yaparken de her hafta kapanışında işlem özetlerinizi yorumluyor olacağım. Kimi zaman sesli mesajla, kimi zaman yorumlayarak. Peki arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.